ülkemiz Azerbaycan'dan bizleri ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederim Gülsüm Hanım. Bizlere bu kitabı getirdiniz. Şehitlerimizi özenle, özveriyle takip edip hepsini bir bir isimlerini yazmışsınız. Bizleri çok onur ettiniz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Vallahi o teşekkür en çok bak Sayın Başkanıma düşüyor. Vallahi. Bak AK Parti millete ağzını çıkartan bir parti yaptı. Bizim zaten Recep Tayyip Erdoğan'a hürmetlerimiz sonsuz. Azerbaycan derken biz onu Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in yanında her zaman görürüz. Ve biz onları sanki bir ananın evladı hissedirik. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İlham Aliyev arka arkaya yani birbirlerine destek olurlarsa her zaman bak bizi mutluluklar gözleyir. Azerbaycan zəfər kazandı. Zəfərdə, Azerbaycan'ın zəfərində 44 günlük savaşta Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan da böyük rolu oldu. Ve Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ı dirçəltdi mən deyərdim. Bizim Cumhurbaşkanımız İlham Əliyev cənabları doğrudan da öz atasına uygun ot kökü üstə bitər deyərlər. Heydər Əliyevin oğlu. Atasının yanında qalan arzularını həyata keçirtdi. Doğrudan da çox şərəfli, ləyaqətli, layıqlı bir prezidentdir. Biz ölkə prezidentimizi də çox sevərik. Amma ölkə prezidentimizin yanında hər zaman belə dəyərli insanların olmasını çox sevərik. Zaten biz bir millət, iki devlət olaraq hər zaman bir-birimizin yanındayıq. 30 illik həsrət deyərkən, bu 30 ilin əvvəlində də biz yenə də Rus İmperiyasının əsirliyində idik, köləsi idik. 30 illik həsrət oradan Rusiya tərəfindən bitdisə, 30 il bundan qabaq biz azadlığımızı qazandıqsa, baxımsızlığımızı qazandıqsa, 30 ildən sonra da itirilmiş torpaqlarımızın zəfərini əldə etdik. O yüzden bizim həqiqətən Türkiyənin belə bir sözü var, nə mutlu Türkiyəm deyənə, bizim də yan kökümüz genlər gəlir, yəni bir Türk əsilli bir Azərbaycanlılarıq bizdə. Hər zaman harada oluruqsa olaq, bunu dana bilmərik. Sizin barmağınıza batan tikən bizim könlümüzə batar, qəlbimizə batar. Sizdə də aynı. Bizdən də öyle. Bəli. Bunu mən bir daha 44 günlük savaşda daha aydın yaxından gördüm, hiss etdim. Və bunu görərkən deməli hiss etdik ki, Türk dövləti bütün ayaqda. Hər kəs savaşa qatılmaq istəyir. Hər kəs imzalı ərzə yazmış. Qarabağa gəlməkdən ötürü can atırdı. Bu doğrudan da bu böyük bir bizim üçün qürurdur və bizim üçün şərəfdir. Eyni zamanda yaz ayında orman yanğınları bizi çox pərişan etdi. Sanki yanan ormanlar deyil, bizim qalbimiz, köksümüz yanırdı. O yüzden biz her zaman, her zaman Türk'ü özümüzə böyük qardaş saymışıq və bundan sonra da belə olacaq. Bugünlər mən bura derneğe geldim. Belə deyə, yani burada Şehit ve Gazi Derneğində oldum ve AK Parti'nin yanından hiç vaxta gözümü yumup keçmərəm. Yani o yüzden mütləq dedim ben bura gelmeliyim ve bu kitabı da size hediye etmekten gurur duyuram ve inanırım ki bu kitap layıklı okunacak ve layıklı yerde de koyulacak. Okuyup anlayacağımız çok bir anılar var içerisinde. Çok sağ olun, teşekkür ederim. AK Parti Şişli İlçe Başkanlığı olarak Gökhan Yüksel başkanımız adına ben sizden bu kitabı alıyorum. Başkanımıza da ileteceğim selamlarınızla beraber. Ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağ olun. Bütün Türk halkınızı vurursun. Yani, sağ olun. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Evet. İnşallah ki Mustafa Kemal Atatürk de çok güzel demiş. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandı. Torpaq uğrunda ölen varsa vətən. Ne kadar ki biz birik, kimse bizim torpaqlarımızı ayak basa bilmez. Ve ne kadar ki bu Türk devleti ayağdadır, öler bir karış torpaq verilmez. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler.